Evet, Koray Birant, hoş geldin. Hoş bulduk Lux diye sonunda. girdim. Sonunda ya. Evet. Benim beceriksizliğimden daha önce yine her zaman olduğu Yok gibi. ya, seninle alakası yok. İkimizin rahatlığından bence. Sen rahat mısın? Rahat. Ben çok rahatım ya. Bir gece önce attım sana mesaj. Ayvalık'taydım. Abi yarın dönmesem ben. Çekmesek olur dedim. Sorun değil abi, sonuçta iş yetiştirmiyoruz. Evet. Evet. Keyifli bir sohbet yapma Evet. niyetindeyiz. Nasıl O gidiyor? iyi gidiyor. İşte geldiğimde onu diyordum. Yorgunum ya. Yani son 2 aydır epey yorgunum. Çok öğrenmem gereken şey varmış ve öğrendikçe daha fazla öğrenmem gereken böyle Teknik bir şeyler mi? teknik şeyler. Bu ara işte şeyle, oyun motoruyla, Unreal'la kafayı bozmuş durumdayım. 3D modelleme, 3D karakter, ona kıyafet yapma, bu dijital avatar olaylarına girdim. O yüzden Ne de demek o? Ne yapıyorsun yani? yani şimdi bu bir metaverse çılgınlığı başladı ve Evet. Çok hızlı bir şekilde, yani benim tahmin ettiğimden de çok hızlı bir şekilde şeyi izledim mi? Spielberg'in Player One Ready'yi. Evet. Ya o dünyalara ben ya 2-3 sene falan kaldığına O kadar inanıyorum. mı ya? O kadar. Peki VR bazlı mı? VR değil. Yani şu an herkes böyle bir aset yaratma derdinde. Obje, 3D obje yaratıyor. Kıyafet yaratıyor. NFT ile mi bu çılgınlık coştu? Ne oldu? Bence zamanı geldi. Saçüre oldu toplum ve yani şu an onun, yani teknoloji de saçüre oldu ve şu an her şey yapılabilir bir durumda. Bir de tabii hani bir işte kıyafet yapıyorsun, dijital kıyafet yapıyorsun, onu NFT olarak da satıyorsun. Ama diğer taraftan Fortnite oyununa Balenciaga koleksiyon yapıyor ve sen gidip oyun içerisinde Balenciaga'dan giyinebiliyorsun. Evet. Çok tuhaf ya. Evet, ya buralara doğru gidiyoruz ve gittikçe tabii dijitalleşmeyle beraber insanlar da daha böyle hayatlar yaşadığı için artık yani mağazada kıyafet satmaktansa, çünkü adam mağazaya bakmıyor artık. Buraya bakıyor. E diyor ki, o zaman ben burada kıyafet yapayım diyor. E tamam, ben bu kıyafeti Ama yapacağım da, avatarına, sana değil, değil mi? Kıyafet. ya DressX diye bir yazılım var. Giriyorsun, dijital kıyafet satın Ya alıyorsun. üstüne deniyorsun AR'la, değil mi? Post giriyorsun. Çekiyorsun AR'la. Çekip bunu paylaşıyorsun. Yani digital influencer'lar vardı ya. Evet. Şimdi digital kıyafetler var. Sen dijital kıyafeti giyiyorsun. Ha ama onu sipariş edilebilir. Fiziksel bir karşılığı yok. Sadece Yok. onu giyiyorsun. Evet, ama onu satın alıyorsun Oha bu peki dijital. çalışıyor mu böyle? Çalışıyor, Hadi ya. çalışıyor. Ve şu an moda tasarımcısı vardı. Şimdi dijital moda tasarımcısı var. Yani fiziksel olarak hiçbir zaman üretilmeyecek kıyafetler üretiyor ve bunu dijitalde satıyor. Aa Bunun çok iyiymiş. ileriki Hiç bilmediğim bir safhası, şeydi bu. senin dijital bir karakterin olacak, bir tamamen sanal bir dünyada. Artık ona kıyafet alacaksın. Sen çizgili pijamanla evde oturuyor olacaksın. Ama müthiş bir hayat yaşıyor olacaksın sana. Ben bunun çok yakın olduğuna inanıyorum. Evet söyleyince bana da itiraz edemedim. Dur adını söylemedim ya. Tabii ki seni tanıyorlardır ama Koray Birant, moda fotoğrafçısı, YouTuber ve teknoloji bağımlısı diyebilir miyiz? Ya bağımlısı demeyelim de şöyle bağımlısı oluyorsun. İşlerini hep daha bir öteye taşımak için bir şekilde teknolojiden faydalanmak zorunda kalıyorsun. Sadece onunla mı ilgili yoksa o yüzden mi zaten bu işi seçtin? Yani teknoloji ben çocukluğumdan beri çok ilgilenenler var ve hiç ilgilenmeyenler Ama var. moda fotoğrafçılığında teknoloji yoktu ki. Yani o yüzden hani Doğru. özellikle Ama şu teknoloji... anda yaptığın işi sadece moda fotoğrafçılığı değil artık bayağı dijital dünya için bir influencer'sın. Şimdi onu söylüyorduk. Bu makineleri biz sende görüp aldık mesela. Sende incelemesi izleyip aldık O yani. tesadüf olmuş. Değil Yani yani. Seni bu yüzden dinleyen de çok insan var. muhakkak var, ama ben tabii asıl geçimimi yaptığım Evet. işten kazanıyorum. Yani ben YouTube'dan para kazanmayı bırak, külliyen zarar ediyorum. Gerçekten Ya mi? yani izlenme olarak baktığında sen benden daha iyi biliyorsun. Ya yani izlenmeler ortada. Ama çok niş bir yere yapıyorsun ya. Sana gelecek marka gelir her türlü yani. Tabii ya, onlar oluyor. Hani herkes izlenmeden para kazanıldığını Ha yok. zannediyor O ya. yalan. Bizde de yok ki o. Tabii orası kül ya. İmkansız yani. Anca çok hani Amerikalı olacaksın. Amerikalı kesime yapacaksın. Reklam pastası büyük o. Adblockers'ız izleyecek İzleyecek insanlar falan falan filan. filan. Evet. Bizde Ama olmayacak şeyler. bu ne bileyim, benim öğrenimim çok fazla oluyor YouTube yüzünden. Hani dedim ya konuşmanın başında, birçok şey öğrenme zorunluluğunda hissediyorum kendimi. Bunu aslında ateşleyen de biraz YouTube oluyor. Çünkü YouTube'a da değişik şeyler yapmak istiyorum. Yani bir hafta yaptığımı ertesi hafta aynısını montajlayıp koymak
bana sıkıcı geliyor. Çünkü ben yapı olarak da mesela moda fotoğrafçısı olarak da sürekli beyaz fonun önünde kız çekmekten nefret ettiğim için hep başka şeyler denedim. O denediklerimin üzerine hep yeni şeyler koya koya bir yere kadar geldim. Bir yere geldikten sonra teknolojiye ihtiyacım olduğunu fark ettim. YouTube'la beraber YouTube'a ayrışmak için mi kendin mi? Kendim ya ayrışmak gibi bir derdim yok yani. Çünkü ayrışmak sadece teknolojiyle olmuyor. Bir de gusto'nun olması gerekiyor. Ama biraz da şey olmadı mı ya? Oralar karışmadı mı? Mesela ben söylenmeyeceğim yani boomerlık yapmayacağım ama yıllardır analog fotoğraf çekiyorum. Hı hı. Gidiyorum film topluyorum bir yerlerden, farklı makinelerde deniyorum, onu filmle çekiyorum, öbürünü öbür filmle gidiyorum, bastırıyorum, deli gibi para harcıyorum, uğraşıyorum falan. Sonra herhangi bir arkadaşım Instagram'da bir filtreyle 35 mm filtresi koyuyor ve ayırt edemem. İkisini bir araya getirsem, bassam bana, bu benimki artık bir işleyişle ilgili bir tutku gibi. Yani gustosu mustası olmayan da herkes abi çok güzel filtreyi dayıyor, oha mükemmel fotoğrafçı falan zannediyorsun yani. Ya orada ben sana soru sorayım o zaman. Nasıl çektiğin, ne şekilde çektiğin mi önemli yoksa çıkan sonuç mu önemli? Benim için ne şekilde çektiğim ama tüketici için bence onunla hiçbir önemi yok. Ben mesela sonuçla ilgileniyorum. Yani sonuçla. Ben süreçle ilgileniyorum mesela. Onu fotoğraf çektiğim zaman neyi çektiğimi unutmayı seviyorum. Yani 10 tane film vermişim, 360 fotoğraf var. İkisi üçü aklımda. Diğerleri ne çektim acaba yani? O bekleme anı. Şeyi değil. Anlıyorum. Sen tabii ona emek veriyorsun, uğraşıyorsun, banyo ediyorsun. İşte diyorsun ki suyun sıcaklığını 38 derece değil 37 derece yapayım. İşte pozlarken 6 dakika 15 saniye değil. İşte evet. Yani onu sen toplam bir deneyim veriyorsun. Olarak görüyorsun. Evet. Ama sonuçta sen mesela belgesel fotoğrafı da çeksen onu sonuçta bir duvara asıyorsun. Ve evet. Ona değeri biçenler o fotoğrafa bakanlar oluyor. Tabii. O yüzden de sonuç çok önemli. İstediğin kadar efor sarf et. Sen orada mısın peki? Ben sonuca bakıyorum. Sonuca bakıyorum. Çünkü bok gibi de çıkabilir fotoğraf. İstediğin kadar emek ver. Evet. Ama emek vermiş olman onu daha güzel bir fotoğraf yapmıyor. Tabii ki bütün süreç önemli. Ama sonunda da doğru bir şey çıkarabilmek, güzel bir şey çıkarabilmek önemli. Ve bunun doğru ya da güzel olduğunu söyleyecek kişi sen de değilsin, ben de değilim. Kimse değil aslında galiba. Yani ya ona işte ben hep şeyi söylerim. Ben moda fotoğrafçısıyım. Ben fotoğrafçıyım. Fotoğraf sanatçısı değilim. Ne zaman evet. Fotoğraf sanatçısı oluyorum? Eğer bir dergiye çektiğim bir fotoğrafı ya Koray bu fotoğraf çok güzel, ben bunu evime asmak istiyorum dediği anda o fotoğraf özelinde kendimi fotoğraf sanatçısı olarak hissediyorum. Çünkü duvara asmaya değer gördüğü için. Peki bir marka için çektiğin bir fotoğrafın hakları sende mi kalıyor? Hepsi bende kalıyor. Satabiliyorsun. Evet. Aa. Satıyorum da. Peki. Güzel. Peki orada hani dev isimler var ya çektiğin. Alessandro Ambrosio işte. Evet. Evet. Neydi bizim Metin'in Adriana sevgilisi? Adriana Lima. Evet. Yani öyle tipleri çektiğin zaman yine de onun bütün IP's intellectual property mi oluyor? Evet. O sende kalıyor mu? Şöyle oluyor. Orada tabii çift taraflı bir süreç var. Eğer ticari bir faaliyette kullanılacaksa o fotoğraf. Yani oluyor başka bu. Başka bir markaya satamazsın. Mesela Beymen'e çektiğim bir fotoğrafı 6 ay sonra ben İrlanda'daki bir parfüm şirketine satabiliyorum. Oo hadi ya. Evet. Asla tahmin etmezdim. Ki sattığım bu. İçin bu örneği verdim. İrlanda'daki tamam. Bir firma satın aldı. Model de var ama. Model de var. Ama modele yine telif ödemesi gerekiyor. Daha doğrusu şöyle bir şey oluyor. Kullanım süreleri var. Diyor ki ben bu fotoğrafı zaten benden telifini almıyor. Kullanım hakkını belirli evet. Bir süreliğine. Hak devri. Evet hak devri oluyor. Ve diyor ki ben şu bölgede, şu bölgede, şu bölgede işte onlar fiyatlandırılıyor bilmem ne. O karşı tarafa ulaşıyor fakat karşı taraf aynı şekilde model içinde 6 aylık, 1 senelik neyse artık kullanım süresi bedeli ödemesi gerekiyor. Diyelim bir 6 ay daha kullanacak, bir 6 ay daha para ödemesi gerekiyor. Mesela benim burada İpek Yol'a, Beymen'e, Sarar'a ona buna çektiğim bir fotoğrafı 6 aylığına sadece almış oluyor. Eğer marka o fotoğrafı 6 ay sonra kullanmaya devam edecekse bana bir tekrar ödeme yapması gerekiyor. Evet. Oyunculukta da böyleydi bir ara. Sonra değişti. O tarafları hiç bilmiyorum ama yani yönetmenlerde yok galiba. Film yapımcılarında yani yapım sahibinde var.
O da hani yapımın ortağı mısın, sözleşmeden ortağı mısın, eser işletmenin bir sürü çeşidi var yani. Fotoğraf o anlamda kolay. Hatta bunu takip eden syndication deniyor. Ajansım var beni temsil eden. Benim telifi yani kullanım süresi dolmuş fotoğraflarımın haklarını takip eden. Evet, Paribu'yla yine küçük bir ara verdik videoya. Film ekimi bu sefer konumuz. Dolayısıyla özgüvenli, mutlu bir şekilde bu haberi size verebileceğim bu sefer. Gönlüm rahat. Şimdi 20. kez İKSV tarafından düzenlenen film ekimi başlıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Paribu da bu sene festivalin sponsoru. Neler izleyeceğiz? Dune. Çöl yaratığı mıydı? Dune, çöl gezegeni Türkçesi ya da ek adı. Başka ne var? Joachim Trier'in yeni filmi var. Dünyanın en kötü insanı. Benim merak ettiklerim. Başka ne var? Titan. Bayağı iyi filmler var. Paribu sponsorluğunda bunları film ekiminde izleyebiliyorsunuz. Çünkü Paribu sanata destek veriyor. Kültüre destek veriyor. Bakın bize de destek veriyor. Sinemayı daha önce bir iki sergi falan da tanıtmıştık. Yani sanatın birçok alanında Paribu yanımızda. Bu bahsettiğim filmler bu arada Türkiye premieri yapıyor. Yani Dune'u da ilk kez orada izleyebileceksiniz. Film ekimi 8-17 Ekim tarihleri arasında hangi sinemalarda onu da söyleyeceğim. Beyoğlu'nda Beyoğlu Atlas. Bir de sonunda bir tarih var. 1948 mi? Atlas sinemasının yeni adı. Beyoğlu, Beyoğlu sineması. Beyoğlu Atlas 1948 sineması. Kadıköy'de de Kadıköy sineması. Ankara'da Sinemaksimum Armada. İzmir'de de Sinemaksimum Mavi Bahçe'de. Mavi Bahçe, evet. İzleyebilirsiniz filmleri. Paribu'ya teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin lider kripto para işlem platformuna. Teşekkürler Paribu. Videoya devam ediyoruz. Peki tüm çektiğin her şeyi mi veriyorsun yoksa o zaten offshootlar zaten senin mi? Bu kullanılanlardan mı bahsediyoruz sadece? Şöyle oluyor. Yine teknolojiyi kullanarak adamlar benim sitemden fotoğrafları çekiyorlar. Yani bir database oluşturmaları gerekiyor. Çektiğin her şeyi oraya yüklüyorsun. Evet, çektiğin her şeyi oraya yüklüyorsun. O sistem arkada Google Image'in ya da artık hangi API'yi kullanıyorlar bilmiyorum. Arkada tarıyor internet. Hop diyor Caner, hop bir dakika sen izinsiz kullanmışsın. Çat bir tane kağıt. Hayır ama sen mesela 30 tane o gün kaç tane fotoğraf çekiyorsun? Ha yok. Mesela? Ortalama. Değişiyor yok yani. Tamam, 100 tane çektin. 2 tanesi marka seçti kullandın. Evet. Diğer 98'i komple mi senin zaten? Yoksa bütün kütüphaneni senin alıp biz deneyeceğiz. Hepsi benim canım. Hepsi benim. Yani zaten şöyle oluyor genelde bizim işte. Ben diyelim 10 tane kıyafet çekeceğim. Tamam. Her kıyafet içinde 30 kere deklanşöre basmışım. Totalde 300 tane fotoğrafım var. Tamam. Ama iş bittikten sonra iş çekiliyor. İşte akşam ofise geliniyor. Onlar server'a aktarılıyor bilmem ne falan. Ben ertesi günü geliyorum. Seçim yapıyorum. Birinci kıyafet için alternatifle 3 kare seçiyorum. İkinciden 5 tane seçiyorum falan. Toplamda diyelim her birinden 3 olduğunu varsa 30 tane fotoğrafı müşteriye yolluyorum. Müşteri de ona grafik layout çalışması yapıyor. Artık bir şeyler yapıyor. Diyor ki ben diyor buradan 15 taneyi kullanacağım diyor. Ve 15 taneyi bana sipariş ediyor tekrardan. Tamam. Ve biz onları rötuşluyoruz. Rengi, ıvırını, zıvırını yapıyoruz. Rötuşlanmamışlar zaten adamların eline de geçmiyor. Geçmiyor komple ya, senin kütüphanende. Komple benim kütüphanemde ben bile görmüyorum. Yani arşivde. Ha. Tutuyorsun ama. Tutuyorum. Çünkü bizde sözleşmelerde şey var. 2 sene boyunca da saklamak zorundayım fotoğrafları. Ola ki geri dönerler ama ben zaten yani İlk çektiğim fotoğrafın bütün hamlarına kadar saklıyorum. Bu kadar açık bir süreci anlatman acayip hoşuma gidiyor ya gerçekten. Bunu yapan herkesle ilgili böyle bir sevgi ilişkim var. Cevabın da o ya hani neden YouTube başladın? Çünkü sorulan sorulara yetişemiyordum evet, falan gibi. Evet. Ne bu motivasyon? Yani daha fazla anlatmak mı, öğretmek mi? Dünyayı ben de çünkü benzer bir şey hissediyorum. Tam kelimelere dökemiyorum. Mesela çalıştığım yapımcıları falan şimdi konuk çağırmaya başladım. Hani nasıl bir evrende olduğumuz dışarıdan çok farklı görünüyor ya. Çok havalı, büyülü, bok gibi bir tabii, dünya aslında. Evet. Yani onu da herkesin görmesini istiyorum mesela. Neden bilmiyorum ama bunu. Yani bir o var. Yani işte beni sürekli model kızlarla gezip sabah uyandığımda şampanya içen bir adam. Dan Bilzerian gibi bir şey evet, hayal ediyor. Evet öyle hayal ediyor. Yani böyle 20 tane falan Adriana Lima ile falan yaşadı. Lise arkadaşlarım öyle zannediyordu. Zor. Bozma. Yıllarca bozma. Anlatamadım yani. Jacuzzi'de falan uyandığımı falan zannediyorlardı. Hiç olmuyor mu peki bunlar? Yok abi. Ofise inen gibi. Ben de öyle zannediyorum. Ofisten en son ben çıkıyorum. Yani amele gibi hayat yaşıyorsun.
Ama sonra da şey eleştirisi geliyor işte. Ya işte ülkede fotoğrafçı mı yok? Yani 5 tane fotoğrafçının elinde dönüyor piyasa diye. Şeyi görmelerini istiyorum. Yani bir yerde başarılı olmak şuna benziyor. Sen üniversiteden mezun oluyorsun. Bankacı olacaksın. Garanti Bankası'nın genel müdürü olman için nasıl bir süreç geçirmen gerekiyor? Gidiyorsun bir staj yapıyorsun şubede, oradan bilmem ne yapıyorsun, şubede yükseliyorsun. İşte müdür yardımcısı oluyorsun, müdür oluyorsun, direktör oluyorsun, oradan genel merkeze gidiyorsun falan filan. 45-50 yaşına geldiğinde hani hot shot dedikleri CEO konumuna geliyorsun. Burada da yorgun olmuyor musun abi artık? Çok tabii yani. Ve zor bir hayat, bakma yani, sıkıcı bir hayat kimine göre. Burada da zannediyorlar ki iki tane kız fotoğrafı çekeceğim ve sadece kız fotoğrafı. Aslında biz kız fotoğrafı çekmiyoruz. Biz kıyafet fotoğrafı çekiyoruz. Arkada 1550 tane parametre var. Yani bütün reklam kampanyası senin çektiğin fotoğrafa bakıyor. Yani 2,5 milyon dolarlık sezonluk reklam bütçesi var ve sen kötü çektin. Adamın 2,5 milyon dolarlık reklam bütçesini rezil edebilirsin. Yani sorumluluğu çok fazla ve şöyle bir durum oluyor. Hiçbir zaman mesela prodüksiyonda aksilik oldu, castingde aksilik oldu, stylingde aksilik oldu. Öyle bakmıyor. Fotoğrafçı çekememiş diyor. Tabii, yani tabii. Ajans falan ilk etapta. Aynen. Yani orada hep bir suçlu aranıyor yani. Ve sen tüm layer'larıyla bunu göstermek istiyorsun. Evet. Ben hem yönetmenim, ben hem görüntü yönetmeniyim, hem kurgucuyum, hem colorist'im. Aslında birçok gömleğim var. Ve bütün bunların hepsini iyi yönetebilmem gerekiyor. O yüzden zor bir iş. Bu da çalışmak, çok çalışmak gerektiriyor. Öyle hani gerçekten bir senede, iki senede olunmuyor. Ya da işte şey diyorlar, network, abi adamın network'ü var. O network de öyle olmuyor. Network Türkiye'de bence çok yanlış anlaşılan bir şey. Bana da diyorlar işte network ile işte film yapıyor falan. Lan film o kadar pahalı bir şey ki kimseyi tanıyorsun diye emanet edemezsin. Network zaten o güveni sağlamak yıllar içinde. Ben sizin paranızı mahvetmeyeceğim. Bu filmi teslim edeceğim falan. Bir yerden sonra iyi film, kötü filmden önce bu film gerçekten teslim edilebiliyor mu ya? Yani mesela başroller seti terk etmeden bitiyor mu? Ekip birbirine girmeden veya bir gün bile sarkmadan bitirebiliyor musun? Network'ü de bu güveni kaç kişiye verirsen bunu o kadar büyütüyorsun. Bunu Nvidia'da anlatmıştın galiba değil mi? Ya da başka bir yerde anlattın çünkü aynı örneği vermiştin. Garip bir şey ve aynı network. Şeyi hissetmiştim. Yani ne kadar doğru anlatıyor demiştim. Farklı bir sektörde farklı bir iş yapıyor ve aynı şey. Yani network dediğin olay zaten masaya oturduğunda karşıya ya evet bu herif benim paramı batırmaz. Temel olarak. Ve yıllarca bu güveni kimseye sağlayamadık yani. Ben sağlayamadım. Hani bir sürü küçük iş, oktan filmler, o bu dizi hani tamam abi ben film yapabiliyorum yani bir inanın. Network zaten oraya sonuna kadar push. Tabii. Evet. Tabii ki de okulda okuduğunda bir arkadaşın belki önemli bir yapı... Okulda da o yüzden okuyorsun zaten. Evet işte yani network okulda başlıyor aslında. O arkadaşın da seninle beraber yükseliyor falan. Bir yerde yolunuz kesişiyor. Seni tanıyor, okuldan biliyor. Evet. Projelerini nasıl yaptığını biliyor. Ulan ben, okulda şey değil ki yani ben bu okula gideyim falan değil ki. Yani tabii. 1000 kişi giriyor bizim mesela konservatuar sınavına. 8 kişi alıyor. Ulan ben zaten 8 kişiden biri olmak için kaç yılımı... Onu okumaya, ezberlemeye, çalışmaya, o sınava girmeye vermişim. Orada edindiğim arkadaşlarımla tabii ki bu işi yapacağım zaten. Evet. Çok garip bir şey. Network'te torpili çok karıştırıyorlar bence yani. Evet. Aynen öyle. Network'i hani babadan doğma torpilli olarak bazen görüyorlar. Evet, vardır öylesi de yani. Evet. Yani, o yüzden de benim öyle şey şaşalı bir hayatım yok. Çalışmak, bir de sürekli güncel olmak zorunda. Bizim mesleği mesela sizin mesleğe kıyaslandığında şöyle bir handikapı var. Bizde moda 6 ayda bir değişiyor. Evet o çok zor ya. Fotoğraf dili de buna dayanıyor. Işığı değişiyor. Işığı değişiyor. Şu anda retro coştu mesela sanki. Teknoloji giriyor, dijital evrim giriyor, o giriyor, bu giriyor. İşte 70'lere gidiyor, 80'lere gidiyor. Bu sırada dünyadaki duyarlılıklar değiştikçe fotoğrafta işte Photoshop az yapılıyor, ışık daha ham oluyor. Ya kadına ne poz verdireceğim bile son 2-3 yılda değişmedi mi? Tabii tabii. Ya sürekli değişiyor. Gerçekten 6 ayda bir ben mesela bir markayla çalışıyorum. 6 ay önce bir kampanya çekiyoruz. Bir diyalogumuz oluyor. O diyalog sıfırdan bir daha başlıyor o kampanya özelinde. Hmm. Bir de şöyle bir durum yok. Yani sen
atıyorum A markasını çekiyorsun diye gelecek sezon o A markasını çekeceğinin hiçbir zaman garantisi yok. Çünkü gelecek sezonki konsepte uygun dile sahip olan bir fotoğrafçı olmayabilirsin. Hmm. Dünyada bu böyle yürüyor. Dünyada bizde de o kadar geniş çerçeve var mı? Mesela ben grunge bir şeyler çekmek istiyorum, bununla çalışayım falan. Yeni yeni var, az az var ama genel anlamda trendler konusunda bizim Türk markaları o kadar dünya kadar hızlı hop sola hop sağa geçiş yapmadığı için biraz o tarafa gidiyor, biraz bu tarafa gidiyor. Yani daha keskin hareketler olmadığı için mesela ben her tarzı o şekilde çekerek kendimi adapte edebiliyorum. Güçlü olduğun yeri biliyor musun peki? Mesela ben abi aslında şurada iyiyim. Hani diğerlerini de okey öğreniyorum falan. Dün bu birkaç arkadaşım bizdeydi ve sabaha kadar falan şeyi konuştuk. İnsan neyde kötü olduğunu 30'da falan anlıyor. O zamana kadar, ya bence benim için öyle oldu. Yeni filmlerime çalışıyorum mesela, sete gireceğim. Neyde kötü olduğumu bilmiyorum yani. Bakıyorum ben neyde kötüyüm. Kendi filme bakıyorum, onu anlayabilecek kadar iyi değilim. Şimdi yavaş yavaş, abi ben bunu çok kötü yapıyorum. Acımasızlığıyla kendime yaklaşmaya başlayabildim ve beceremediğim şeylere bulaşmıyorum artık mesela. Yani biraz zaman aldı ama bu farkında veya bunun üstüne gidiyor musun? Yani şöyle, genelde neyi yapıp neyi yapamayacağımı biliyorum. Ama bu şey gibi değil. Yani ben de genellikle yetenekle ilgili ya da bakışla ilgili yapıp yapamama kaygısı değil. O bütçede bunu yapamayacağım, bunu yapamam olgusu oluyor genelde. Çok önemli ya zaten. O yüzden de ben bunu beceremem diyorum. Zaten hiç girmiyorum. Hı. Bir de yıllar geçtikçe bir sürü farklı markayla, bir sürü farklı kişiyle, bir sürü ajansla, bir sürü müşteri temsilcisi, işte ne bileyim 1000 tane adam var zaten. Bunlarla çalışa çalışa iyi bir database'in oluyor ve çok hızlı analiz edebiliyorsun. Ya ben daha yani şeyi hissedebiliyorsun. Abi ben bu işe girersem İş iyi olsa bile patlayacağım. Evet, evet. Onlara ben genellikle ya ben bu işi beceremem, vaktim dolu falan filan gibi izin istiyorum. Aslında çok son dönemde de çok net şekilde de söylüyorum. Yani bence bu iş bu şekilde olmaz. Bunu ben beceremem. Bunu becerebileceğini iddia eden biri varsa benim size arkadaş tavsiyem o fotoğrafçıyla çalışmayın, o yönetmenle çalışmayın. Çünkü beceremez. Size söylüyorum. Ama bunu dinlemiyorlar ki. Ben mesela beceremem dediğim her rolü yaklaşık teklif edilen kaşenin 3 katı falan teklif edilince kabul ettim bir yerden sonra. Çünkü Türkiye'de gerçekten şunu söylüyorum. Ben bunu beceremem abi. Bu benim rolüm değil. Israr ediyor diyor. Hani o şey pazarlık zannediyor. Değil. Artık en son öyle bir para söylüyorlardı ki yani tamam rezil olayım ama okey yani yapayım ne yapayım falan. Dinlemiyorum. Türkiye'de beceremem. Gerçek zannedilmiyor hiçbir zaman. Yani kimse böyle bir şey söylemediği için mi bilmiyorum. Ben bunu yapamam arkadaşlar diyorsun ve kimse orada değil yani. Yani ben... Yaparsın ya falan oluyor. Mesela şimdi adını vermeyeceğim ama meşhur bir et markası restoran sahibi bir arkadaşın çekimi için davet aldım. Toplantıya gittim. Ve toplantıda prodüktörüme baktım. Tamam anladı yani yapamayacağımı. Aslında fotoğrafik olarak yapamayacağım ya da film olarak yapamayacağım bir şey değil. Şeyi görüyorsun. Orada biri var, onun menajeri var, menajerinin menajeri var, menajerlerin menajeri var, ona karışan evet, var, arkada yaptım. Başka güç var, başka dengeler var. Yani aslında iyi fotoğrafçı, iyi yönetmen olmak bütün bunları süzgeçten geçirip, o zaman evet. Açıktan'ın bir lafı vardı, iyi filtreleme yapabilmen gerekiyor. Sen evet. Bir de o işi ne kadar da yapabileceğini de biliyor olman gerekiyor. Ne kadar da ne kadar iyi. Ben mesela Fanta reklamında oynamıştım bir kere. O Fanta'nın dönüşünü dünyada çeken bir adam var. Tabii tabii. Mesela. Bütün tabii. Dünyanın her yerine gidiyor. O Fanta'yı döndürüyor böyle falan. Ve gidip çekiyorlar. O adama da günde bilmem kaç bin dolar veriyor. Buradan Arjantin'e gidiyor. Oradaki baloncuğu çekiyor falan. Çünkü onu en iyi o çekiyor falan. Böyle manyaklıklar ama var. Ama çok doğru yani. O işin uzmanı o çünkü. Evet, baloncuk uzmanı mesela. Evet. Çok garip abi. İşte şey de yine biliyorsundur yani orada işte dondurma dönüyor, oradan parçalar geliyor. Onların hiçbiri ne dondurma evet. Ne şey gelen parçalar. Robotik çikolata. Kollara bağlı böyle bir evet. Dondurma onun üstüne bir şey başka geliyor. Başka kimyasallar falan. Karıştırıyorlar, onun akışkanlığını kontrol ediyorlar. Evet, yani ben onu gidip hamburger tamam çekeyim diye çeksem bok gibi bir evet. Hamburger gibi aynen görünecek muhtemelen. Onun üstüne cila falan sürüyorlar. Evet. Falan.
Çok acayip bir dünya o ya. Şeyde Discovery'de bir belgesel izlemiştim. Bunun için mesela hamburger reklamı çekeceksen özel hamburger eti ama plastikten yapan bir firma var. Gidiyorsun oradan, ekmeği oradan alıyorsun, marulu oradan alıyorsun. Üzerinde verniği var falan hazır. Yani bunun bile endüstrisi var aslında. Peki şu şeye döneceğim. Senin jacuzzi'de yaşadığını zanneden insanlara. Hakan Bıçakçı'nın Karanlık Oda diye bir kitabı vardı. Orada da bir fotoğrafçının hikayesi anlatılıyordu. Ve şeyde moda fotoğraf çekimlerinde çalışan bir set işçisi gibi. Ve inanılmaz heyecanlanıyor bu işe gireceği zaman. Oo falan çok güzel kızlar olacak falan. Ve kendi şey yaparken buluyor. Çok fazla yemek yeme şatı çekildiği için bu mankenlerin kusması için kovayı tutan adam pozisyonda buluyor kendini sette. Yani sürekli böyle hamburger reklamı çekiyor, yanı tükürüyor, hamburger çekiyor, yanı tükürüyor falan ve herif kendini burada buluyor. Mesela var mı böyle hayal ettiğimizin çok ötesinde abi çok zor bir şey, şurası çok zor, hiç hayal ettiğiniz gibi değil dediğin bir nokta var mı? Ya yok, o kadar hani dramatik bir durumumuz yok. Ama hani fantastik bir şey duymak istiyorsan, İstiyorum tabii. Yani meme görmekten kusacak hale geliyorsun ve şey, ya memen açıldı, kapa şu memeni falan haline geliyorsun. Çünkü gözükmemesi gerekiyor. Yani jinekolog oluyorsun aslında. Bir yabancılaşmaya gidiyor. Evet, yabancılaşıyorsun. Hadi ya. Ve ya yani bizde model... Bir meslek daha gitti hayatımda. Ya yani model aslında askı. Ya tabii ki evet, onun ışığı... Onu yok etmen falan gerekiyor hatta galiba. Evet yani zaten ben orada bir kadın... Yani sadece o kadını çekmiyorum. Ben bir dünya yaratıyorum. Ve bütün o dünyayı bir arzu nesnesine çevirmem gerekiyor. Orada bir hayat tarzı anlatmam gerekiyor. Yani, ama o meme seni tahrik ediyor olsa zaten o işi yapamazsın, yapamazsın muhtemelen. Tabii. Ne model kabul eder senin gibi birini, ne marka. Gerçi Terry Richardson'la falan bayağı büyük bir olaylar oldu galiba. Evet ama yani ben mesela tabii bilmiyorum. Sadece Terry Richardson değil bir sürü. Evet. Yani Mario Testino'sundan tut da bir sürü fotoğrafçı da böyle taciz bir iddiası. Taciz iddiası, asistanlarına taciz edenler falan filan onlar oldu. Ya her meslekte sapkınlar oluyor. Bu bankada da eminim ama oluyor. Ama sen de hani senin mesleğinde o sapkınla bir santim mesafedesin ya yani yapabileceğin noktaya. O yüzden o sapkını eğer başında ayırt edemezsen gerçekten onu ortamlara salmış oluyorsun yani. Ya evet ama işte günün sonunda bir şekilde bunlar... ortaya çıkmakla kalmıyor. Zaten sektör seni otomatikman silip atıyor. Yani şimdi o Terry Richardson falan dediğin adamlar çok özel insanlar. Yani nadir. Beğeniyor musun? Ha? Beğeniyor musun? Beğenirdim. Beğenirdim. Ama mesela onun dili eski kaldı. Yok oldu gitti. Öyle mi? Tabii. Ne o dil dediğin? Çok yakın flash. Ya daha snapshot. Patlamış. İşte party fotoğrafı gibi çekip kafa flaşıyla çekiyor. Onlar biraz 2000'ler başı patladı. Evet, evet. Obama, Hope kampanyası falan filan. O aslında daha öncesinde galiba. De var. Jürgen Teller aslında o fotoğraf dilinin. Öyle mi? Evet ha. Şeyidir. Ama o kadar çok yapıldı. Bir dönem trend oldu, tarz oldu. Ben de çektim. Ya BNH'den şey alıyorsun. Terry Richardson bridge plate'i var. Aa. Evet, normal ne bu? Ring gibi bir şey mi? Yok, normal kafa flaşın normalde tepede durur ya. Evet. Onu sen yana alıyorsun. Yani küçük kompakt kameralarda sağ üst köşede ya da sol üst köşede olur ya flaş. Evet, Yashica. Zaten Yashica kullanıyor. Evet. Sen normal dijital makinana, Canon'a sağ üst köşeye alıyorsun kafa flaşını. Ve aynı efekti. Açı mı sağlıyor sen? Açı sağlıyor. Ha. Bir karşıdan çakması, bir de hafif, tabii hafif açılı olması, burun gölge. Benim gördüğüm şeylerde hep böyle T9'la çıt 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 basıyordu herif ama evet. Üstündekini görmedim. Canon'la da çekiyordu. Öyle mi? Pirelli'yi mesela Canon'la çekiyordu. Canon ne? DSLR. DSLR evet. Ya Mark 2 falandır herhalde o çektiği dönem. Evet. Abi aletin işte hiçbir önemi yok gibi bir yandan. Sen çok aletle ilgili nerdlüğünü çok seviyorum hani full anlatmanı falan ama Türkiye'de bir şey var ya mesela çok güzel bir fotoğraf paylaşıyorsun. Abi bunu neyle çektin diyor. Yani sana soru ne? Bu değil ki bir de. Değil, yani. Aynen. Hani aynı evet. Efekti bir sürü makineyle yakalayabilirsin. Tabii. Şeyde mesela benim kanalda en çok şey abi işte 8K abi 8K çılgınlığı var. O bir şey gibi oldu. Megapiksel gibi bir aynen, saçmalık aynen. Megapiksel. 500 megapiksel. Evet. Aynen öyle. Bu sırada yani ben hala iş teslim ederken
12-14 megapiksellerde teslim ediyorum. Yani evet, bina 2000 olmasının hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Hani içinden crop alıyorsan falan diye düşünüyor ama... Biz de rekadraj yapacaksak 8K. Evet. Hani ki o kadarını çekmedik hiç. Yok. 4K falan çektik. Evet. Ya bir de bu işte K çılgınlığı, 8K çılgınlığı çıktı. Bana şey gibi yorumlar geliyor. İşte abi işte Samsung'la iPhone'u Red'i kıyaslasana. Ya o kadar çok geldi ki. Abi atla arabayı karşılaştırmışsın. Sonunda bir tane video yaptım. 2K, 4K, 6K. A dedim. Arkadaşlar görüntü hiçbir bu. Hiçbir şey anlaşılmıyor değil mi? B bu, C bu. Ondan sonra izlettim. Sonra videoda şey diyorum. Artık deşifre olduğu için rahat söyleyebilirim. Sonra dedim ki A olan 2K'dı, B olan 8K'dı, C olan gördüğünüz gibi hiçbir fark yok. İşte altına yorumlar. Abi ben anlamıştım zaten bilmem ne falan filan. Yalan değil mi? Tabii 1,5 sene sonra açıkladım. Hiçbirinin doğru data olmadığını ve size bırakıyorum. Siz artık hayal edin dedi. Söylemedin mi? Söylemedim. Ayırt edemiyor değil mi kimse? Kimse anlamıyor. Herkes bir şey iddia ediyor. Yani sen bir kere 8K'yı... Teknik sapıklık var abi. Bunu bize satıyorlar çünkü. Tabii. Mesela bir televizyon reklamı. Görüyorum. Dynamic Range bilmem ne teknolojisi. Yani söylediğiniz şey o kadar dandik ki mesela. Bunu reklamını yapmayı geçtim. Bunu gizlemeye çalışan bazı özellikleri bize satmaya çalışıyorlar. Tabii. İşte bir şekilde televizyon satması gerekiyor televizyon yani. Ama çok iddialı bir alan ya. Yani... Ne bileyim ben hala benim evimdeki televizyon herhalde 15 senelik falan. Benim de plazma ve o kadar iyi akışı olan bir televizyon bulamadığım için değiştiremiyorum. Gittikçe azaldı. %70 brightness'ta kullanıyorum artık. İşte onlar da bunu bildikleri için sürekli şu özellik bir ara 3D furyası vardı. Evet. Herkes 3D. Hatta şey yaptılar. Gözlüksüz 3D. Galatasaray Fenerbahçe maçını 3D yayınladılar. Aa. Herkes deli gibi 3D televizyon almaya. Ki onlardan biri de benim. Düştüm gittim 3D televizyona hepimiz gözlükleri taktık falan. Bir daha 3D yayın yapmadı düştük. Peki kötüdür de yayın muhtemelen. Ya tabii çünkü... Yalandan yani... 3D sonradan dönüştürme 3D. Hayır. İki bayağı... kamera iki kamera mı çekti? Tabii bayağı yurt dışından. Oha. 3D maç çeken bir ekip geldi. Riglerle falan. Ve şeye falan çok dikkat etmişler. Orada şey anlıyorsun profesyonelde. Çünkü öyle eline alıp... İki kamerayı yan yana koyup çekmiyorsun. Tabii. Orada mesela alan derinliği kontrolü falan başka oluyor. Çünkü çok yakına bir obje koyduğunda motion sickness oluyor. Senin mideni bulandırabiliyor falan. Bütün onlara dikkat eden zaten İngiliz sanıyorum bir ekip gelmiş. Çok bütün pahalıya geldi herhalde. Pahalıya. O sırada işte bütün... Biz televizyon aldık. Aynen öyle. Danışıklı dövüş yaptılar herhalde. Biz de o televizyonları aldık. Alan memnun, satan memnun. Biz de evde gözlükler var. Çok saçma. Gözlüksüzün de bir ara alan oldu. Gözlüksüz evet. 3D. O da böyle şey gibi abi Halep Pasajı'nda eskiden böyle hologram satılıyordu ya. Onun gibi bir şey. Evet. Öyle de film izlenmez ki yani. Şeye gittik işte. James Bond'a gittik. Yeni Bond'a gittik. Aa, giden 60 abi, bin kişiden biri var. Evet. 3D abi. Ya o kadar kötü ne, bir şey. Bu? Evet. Onu da 3D çekmişler. 3D kaldı mı ya? Var. Neredeyse bütün filmler 3D ya. Ne diyorsun ya? James Bond ne 3D abi? Yani. Şeyi bize yaklaştırıyor silah falan öyle şeyler. Ya arada ufak numaralar var ve bence güzel bir deneyim de değil yani 3D izlemek yani. Kaliteden gidiyor, brightness'tan gidiyor, derinlikten gidiyor. Ama Caner orada da şöyle bir şey var. Şimdi bir yandan bunları söylüyorum ama şimdi bir de 60 FPS'ciler var. Biliyorsun. Hobbit. Evet. O da çok kötü bir deneyimdi. Hayır YouTube'da. Bence. Niye abi 60 FPS değil? Niye 60 FPS değil? Evet, evet. Oturuyorum ben anlatıyorum böyle tane tane. Bakın burası Türkiye. Burada elektrik. Avrupa'da işte 50 Hz'tir. Işık, flicker bilmem ne. Oturuyorum bunları anlatıyorum. Avrupa olduğunda işte Amerika ve Japonya'da 30 FPS vardır. 30'un katları falan filan. Sonra şeyi anlamaya başladım. Yani alttan gelen bir kuşak var. Ve onlar 60 FPS görmeye alışıyorlar. Yani burada da boomerlık belki de yapmamak alışıyor gerekiyor. Mu ya? Bence göz öyle eğitiliyor. Hadi ya. Yani 60 FPS görerek onun normali 60 FPS oluyor. Ya ama bu, yok ya o yorum yazan adamın normali 60 FPS falan değildir abi. Oyun oynuyorlar. Ama oyunu ne zamandır 60 oynuyor ki? Oynuyor. Ya ne 60'ı? 240'larda oynayanlar falan var yani. Ne diyorsun? Şimdi öyle monitörler falan yapıyorlar. Hem IPS yapıyor, hem 240 FPS'ye çıkan, Hertz'e çıkan monitör yapıyor.
Ve delta E2 değeri de 2'nin altına televizyon yapıyorlar ya. Bir tane biz öyle Mesut'ta bir şey inceledik. LG'nin bir ürününü inceledik. Hatırlamıyorum şimdi kaç hertz'e çıktığını ama inanamadım ya. Yani referans monitörü olarak kullanabiliyorsun, oyun oynayabiliyorsun ve televizyon. Fiyat? 20-30. Bin. Yani böyle şeyler eskiden böyle 100 bin dolar falan diye. Tabii tabii. Yani bir tane Sony referans monitörü 40 bin dolardan evet. Başlıyor. Seni peki ne heyecanlandırıyor şu anda? Beklediğin yeni çıkacak falan bir teknoloji bir şey var mı? Ben PlayStation 5 bekliyordum, aldım. Okey, tamam, rahatladım. Ya yani beni işte Unreal çok heyecanlandırıyor. Peki ben ne yapıyorsun sen Unreal'da? Ya bir yandan oyun yapıyorum. Oyun? Oyun, evet. Kanalımda bir yarışma yapmıştım. Kapışma yaptım. Bir tane platformer oyunu yaptım. Orada işte birinci olana, ikinci olana, sponsor olan firmalar ödüller dağıttılar. Hem de benim topluluk için bir şey yapmak istiyordum. Yani öyle millet kuru kuruya çekiliş yapıyor ya, ben çekiliş yapmam dedim ya. Hak eden kazansın. Onu da sponsor olan, hediye sponsor olsun. Onlar kendi aralarında halletsinler. Öyle bir şey yapmıştım. Şimdi o olay biraz gelişti. O zaman Unity ile yapıyordum. Şimdi Unreal'a girdim. Unreal'a da biraz aslında film prodüksiyonu anlamında, virtual production, bu Mandalorian'ı izledikten evet. Sonra bir kafayı kırdım. Biz de oraları bir yükseğiz bu arada. Ve bir tane damat tweene öyle bir reklam filmi çektim. Burada İstanbul'daki stüdyoda. Hayır, biz kendimiz kurduk. Aa. Evet. Benim şu an ofisimde Unreal developer'ı var. Hani biz Unreal üzerine çalışıyoruz falan da. Arkadaş olabilir miyiz? Olabiliriz. Bir de tabii MGX var. Sonra MGX'ten ben çektim sana. Davet aldım. Oradaki teknolojiyi inceledik falan filan. Çok güzel bir sistem kurmuşlar. Ama tabii hep söylediğim şey. Yani bu fotoğraf makinesi megapikselli kamera orada örneğine geliyor. Abi, evet. Yani tamam, o var. Sen nasıl hazırlandın buna yani? Sonucu ne işte? Sonucu ne? Ama şey MGX'te şu an bayağı Hollywood standartlarında evet. Bir stüdyo var. Ama becerebilene değil mi abi bu da? Hayır, onlar da becerirler. Ama tabii şöyle bir düşün. Yani onu yani oradaki görüntü yönetmeninin de bu donanımda olması abi gerekiyor. Abi yönetmenin de bir kere hangi kamera hareketini yapacağını, Türkiye'deki o sette çözeriz olayı bitmiyor tabii, burada. Tabii, her tabii. Şeyi ne çekeceğini bilerek gitmen gerekiyor evet, oraya. Evet. Onu da yapan çok az yönetmen var. Evet. Yani, o yüzden ön hazırlığı artırıyor yani. Geçen mesela bir Twitch yayınında çok güzel bir soru geldi. Abi dedi, sence dedi film okullarında, film okuyan öğrencilerde bir şekilde Unreal zorunlu ders olmalı değil mi sence dedi. Çok mantıklı dedim. Yani çünkü dünya oraya doğru gidiyor ve sen dijital olarak da yönetebilmen gerekiyor. Yani şimdi bizde mesela şey vardı, bundan 5-6 sene öncesine kadar, hadi 8 sene öncesine kadar Red'e Türkiye'deki film sektöründe falan diye bakılıyordu. Çünkü post prodüksiyon olarak beceremiyorlardı. Çünkü raw workflow'da, raw evet. iş akışında çalışmayı çok bilmedikleri. Çok da basit aslında yani. Evet. Aynen öyle. Bilmedikleri için. Çünkü Arri, ProRes, her şey hazır geliyor. İki color balans yap, bilmem Apple mi? Gibi takılıyor ya Arri. Evet. Yani biz ilk çekilen Red filmi bizimki ve 40'tı. Evdi. 2010. İkimiz aynı anda girdik sete. Bizim kamera bozuldu. Onların reposunda onlardan kamerayı aldık falan ve posta gittik. Türkiye'deki bir post prodüksiyon stüdyosuna. Offline görüntüler geldi bize, siyah beyaz. Dedi ki bu siyah beyaz. Siyah beyaz çekmediniz mi filan? Abi niye siyah beyaz çekelim BBG evini mesela? Yani gerizekalı mıyız? Yani BBG filmi çekecek kadar gerizekalıyız zaten. Battık. Ama bu kadar da değiliz yani. Ve şey filan diyor bana, siz kurguyu böyle yapın. Biz sonra online'da onu renklendiririz. Abi dedim, filmimizi ben nasıl 3 ay boyunca siyah beyaz izleyebilirim bütün kurgu sürecinde? Ve bunlarla inanılmaz boğuştuk. Ama hala da Red o flow'a giremedi tam olarak. O bence bizim yetersizliğimiz. Tabii ki. Yani İskandinav ülkelerindeki görüntü yönetmenlere ve coloristlere baktığın zaman çatır çatır kullanıyorlar. Hayvan gibi Fincher kullanıyorlar. Fincher de official olarak kullanıyor. Tabii ya, adamın çantasında var ya Red. Şimdi daha da kolay. Komodo ile ve en son çıkardıkları neydi? Weapon mı? Weapon değil. Küçük yine. Komodo'nun 8K'sını çıkardılar. Bu sırada ben de bir moda fotoğrafçısı olarak Türkiye'deki ilk Red Epic'i almış olan insanım. Epic M, Epic X
Sonra ne vardı? Dragon'dan Evet. sonra Helium. Ha, Helium'u hiç görmedim. Bizim ilk çektiğimiz One'dı yani. Red One. Evet. Red One'a ben girmedim ama ben RAW workflow'u gördükten sonra, RAW iş akışını gördükten sonra, biz zaten fotoğrafta çok alışık olduğumuz için RAW işlemi. Tamam dedim, benim kameram bu dedim. Ve aldım o zamandan, yani benim 2010'dan beridir upgrade ede ede Red'im var. Şu anda da bir tane Helium'um var yani. 8K Helium'um var. Arada Epic W vardı. Sonra Weapon aldım. Weapon'dan sonra da Helium'u upgrade ettim. Ve ben bir noktada, mesela şimdi adını vermeyeyim ama senin de çok iyi bildiğin büyük bir post prodüksiyon stüdyosunun alt katındaki Baselight'ta bir filmin montajına ziyaretçi olarak girdim ve mesela oradaki yabancı operatörün Red'in Baselight'ta RAW paneli olduğunu bile bilmiyordu. Ona ben söyledim. Baselight bildiğimden de değil. Şey dedim. RAW üstünden yapmıyor mu? Yok, yani gelen görüntüyü at, R3D dosyasını atmış, üzerine normal renk yapıyor. Ve bozuluyor görüntüsü. Bozuluyor çünkü aslında RAW'un nitelik özelliklerinden abi faydalanmıyor. Abi niye şunu söylemiyorlar? Biz bunu kullanmayı bilmiyoruz. İşte Türkiye'deki en büyük sıkıntı, ben bunu beceremem ya da evet, ben bunu bilmiyorum diyememek. Yani biz bunu kullanmıyoruz. Bir de şurada kısıtlanıyor abi. Ben de Arri çok seviyorum. Okey, devrim yarattı. Yani Red'den sonra çok iyi girdi ve neredeyse yok etti orayı falan. Mükemmel bir akışı var. Ama nasıl 5D'den zamanında çok sıkıldık o rolling shutter'ından. Hani 5D olduğunu hemen anlıyorduk ya böyle. Şimdi de Arri de aynı şeyi hissediyorum. Tamam mı? Alexa çekmek istemiyorum yani. Look için istemiyorum. O yüzden mesela ayak işlerini Venice çektik. Ve sharpness'ına bayıldım. Cook S7 ile yumuşaklığıyla onun sertliğini birleştirince bence çok güzel bir görüntü oldu. Ama mesela bir post prodüksiyon şirketi, yani iyiler de var da, bazılarıyla konuşuyorsun ve şey oluyor böyle, abi Arri çekin ya falan. Niye daha kolay aktarıyoruz lan? Film yapıyoruz ya. Ne yani alakası var, değil mi? Bir his yaratmak istiyoruz yani. Şeyde Sex Education'ı izledin mi? İzlemedim. Tavsiye ederim. Onun görüntü yönetmeni American Cinematographer'da bir şeyini, röportajını kim? Okudum. Adını hatırlamıyorum, kendisi affetsin beni. Buradan eminim selam. İzliyordur burada. Belki daha güzel bir yerden bizi. O yüzden bizi affetsin, hatırlayamadım şimdi. Ben sana ama linki bulur atarım. Orada Sony Venice'le çekmişler bütün işi. Bir ay boyunca test çekiyorlar. Red'le çekiyorlar, Arri'yle çekiyorlar, Kinoflow'lar, onlar bunlar, HMI'lar falan. Sadece bir look'u yakalayabilmek için. Abi filmdeki bütün kostümlerle test çekiyor herifler. Evet. Ya. Tarama yapacak evet. mı, parlayacak mı? Ve sonunda mı? Sony Venice'e karar kılıyor. Röportajı yapan da peki diyor, sizin diyor en sevdiğiniz kamera diyor. Benim sevdiğim kamera yok diyor. Ya bu bir film stoğu seçmek gibi diyor. Yani yeri gelir hani işte Kodak'la çekerdik. Evet abi. Yeri gelir Agfa'yla çekerdik. Bunda da biz işe ve hissiyata göre şu an sensör seçiyoruz aslında. Aynen öyle. O sensöre pozlayacağımız lensi seçiyoruz. O dünyayı yaratacak olan ışıkları seçiyoruz. Benim bir markayı, bir lensi daha fazla ya da daha az sevmem gibi söz konusu bir durum var değil. Var öyle adamlarda ama sponsorluk onlar yani. Tabii, Roger Deakins'la Arri'nin belli ki bir anlaşması tabii, var. Aynen, bütün aynen. Sky panellerle şovlar yapılıyor. Trinity'ler bilmem aynen, ne. Aynen her şey orada yani. Evet. Trinity kullandık mesela yakışlarına. Çok güzel alet ya. Trinity'yi kimle kullandın? Ercan mıydı? Kim? Bizim sitede. Ya birinde var galiba. O odur. Evet. Ercan değil ya. Tabii değil, ki değil. Ercan. Tabii ki değil yani. Mahmut falan da. Hiçbir. Ben de unuttum. Çok tatlı bir insan buradan. Bize indirim de yaptı. Bizi buradan izliyorsa. Çok güzel. Yani bir anda kullanabileceğin açılar ne kadar değişiyor evet. abi. Ve Steadicam'den oraya geçiş yani. Evet. Seyirci için hani Steadicam ya yukarıda ya aşağıda kullanılabilecek bir şeyken yani ya yere yakın hareketler body mount'la veya yukarıdan yapacakken Trinity düzlemi değiştirebiliyor. Yani seyirciye anlatmak istedim. Böylece ayaktan kalkıp yüze gidip tekrar el seviyesine falan inebiliyorsun. Mesela ayak işlerinin final bölümünde bazı hareketleri Steadicam'le yapamıyor. Yapamaz. Arkadaşlar, izleyenler 1917'nin çekim arkasını abi, izlesinler. Yani evet, o ne ya? Production design'ı falan görüyorsun ya. O evet. ışıkları falan hani şey atıyorum. Ama arkada 200 tane sky panel var mesela. Evet. Ya yani iyice nerd'e bağladık konuşuyoruz ama evet. ne yapayım yani. Mesela Roger Deakins'a o ilk Skyfall çıkarken görseller paylaşmıştı. Böyle Daniel Craig
sadece bir ters ışık istiyorlar belli ki. Yani bizde olsa nasıl verilir bilmiyorum. Yani 350 tane Skype paneli üst üste dizmeyiz biz mesela. Yani mesela bu artık bir şov mu? Hayır, bu böyle yapılması bence gerekiyor. Şov, biz eksik yapıyoruz. Ben yine tesadüfi bir şekilde Spider-Man 3'ün, Örümcek Adam 3'ün setinde bulundum. 3 hangisi? Kimi yönettiği? Eski. Sam Raimi. Kum Adam'ın olduğu. Tamam, Sam Raimi. Oha, ne alaka ya? Çünkü şöyle, biz network çekim için Amerika'ya gitmiştik ve bizim işte oteli... İşte network diyoruz. Evet. Network değil mi? Yine torpille giriyoruz. Evet, network çekim için New York'taydık. Tamam. Ve kaldığımız otelin etrafında çekiliyordu. Ve bir ay boyunca o bloğu kapamışlar. Sen şey... Oha, otel... ne şanslısın ya. Baya böyle zipline, akşam uyuyorum zip diye bir ses geliyor, kafamı bir çeviriyorum, buradan kamera zipline'da gidiyor. Ve biz tam içindeydik. Hatta işte Mary Jane'e evlenme teklif ettiği sahneyi de bizim otelin restoranında. Otelin restoranı sabah adı işte Koray olsun. Sabah Koray oluyor. Akşam oluyor, hemen sökülüyor. Değiştiriyorlar. Adı bilmem ne oluyor falan. Çok acayipti. Şunu gördüm onu sadece. Onu posta yapmamaları ilginçmiş mesela. Eski çünkü. Yani o herhalde şey maliyetini düşünüyordur. Oraya bir tane tabela asmanın bedeliyle onu posta harcayacağım. Artık daha ucuz bence ya. Şeyi hatırlıyorum ama o filmin günlük maliyeti 1 milyon dolardı. Ve 90 günde çekmişlerdi filmi. Evet, o zaman blockbuster bütçeleri 100 milyon civarında. Evet. Şimdi 250'ye falan çıkıyor. Ve o dönem için çok büyük bir bütçeydi. Şeyi görmüştüm. Bir sahne var. Kum Adam'la Spider-Man gökdelen böyle demir yığını bir gökdelenin evet. tepesinde kavga ediyor ve aşağıda bir kalabalık sahne var. Küçük bir kız Spider-Man diyor. Bütün kalabalık dönüyor, ona bakıyor. O sırada işte çevik kuvvet geliyor falan. O sahneyi ben nasıl çektiklerini gördüm. Bir tane dörtlük HMI, önünde bir tane butterfly. Sadece bununla çekiyorlar. Ve Paramount'un bir tane 35 de o zaman ama değil mi? 35 filme çekiyor. Zaten Paramount'un Panavision'ın şeyi var, kamyonu, kafayı uzatmıştım içeri. İçerisi bayağı rejim masası gibi. Adam zipline'ı görüyor, onu görüyor. Bütün video asistanı. Multi kamera çekiyorlar, evet. Bir tane 4 kW'la çektiler. Bir tane görüntü yönetmeni arkadaşımız var, yabancı. Türkiye'de çok reklam çekiyor ve klip milip falan. Biz de bir ara çalışmıştık. Nereli? İsrail'li. O şey anlatmıştı. Bir tane çok büyük bir müşteriyle anlaşıyorlar. Böyle gıda şirketi falan. Ve lansman filmi gibi çiçekler. Çok büyük, böyle stadyumda çıkıyor camiler falan. Hani anladın mı? Tüm Türkiye bizle gibi bir reklam. Ve müşteri geliyor böyle. Bu da çok az ışık yapan bir adam. Şey diyor yani, çok az ışık yok mu falan diyor müşteri. Ajansa falan. Artık en son yapım şirketinin sahibi diyor ki görüntü yani, abi kadrajımıza girmeyecek ışıklar koy. Yani bir şey koy, bu adamlar ikna olmuyor. Böyle burası ya sahne, buraya ışık koyuyor böyle buraya. Alakasız her yere ışık koyup öyle çekiyorlar. Çünkü ne saçma. Diyor ki bu çok az ışık var burada ama kareye bakıp söylemiyor, mekana bakıp söylüyor. Manyaklık artık ya. Çok sinir oluyor. O yüzden ajanslara gerek yok. İşte. Yok evet. Reklam çok zor. Çok zor çok yani. Zor. Seninle hiç bir ilgisi yok. O ürün daha çok satsın diye uğraşman mesela gerekiyor. Mesela bizim, ben de çok az diye. Işık kullanan biriyimdir. Tek ışıkçıyımdır yani. Tek ışığı yansıtarak kullanmayı severim. Giderim bir tane duvarın kenarına koyarım. Oradan dönden ışıkla modelimi pozisyonlayıp çekerim falan. Mesela bizde ona bakmaz müşteri. Yani moda mesela o anlamda çok daha bilinçli. Ajans da diğerinde pek... tabi abi, gofret satan adam aslında, evet, baktığında. Evet, yani. Evet. Ne güzel ezdim ama. Öyle ama. Denge nerede şu anda? Böyle anlattığın, kendine attığın YouTube mu? Yoksa ikisine full sürdürecek misin? Ya bir ara şeye kaydı. Ya yeter artık falan. Hani buralarda çok yoruldum. Bu sırada... Evet, çok yoruldum diye başladım. Evet arada. Ama... Oraya çok yani, konuşamadık. Bu sırada fotoğrafçılığı niye bırakayım? Çünkü aslında şu an... En kaymak dönemini yaşıyorum. Hem bir ismim var. Evet. Hem kitleyi yönetebiliyorum. Yani çalıştığım kitleyi yönetebiliyorum. Hem de istediğimi çekebiliyorum. O anlamda aslında bir tatmin durumum var. Bir de bunu nasıl yaptığına da ilgilenen çok insan var şu an. Çok ilgilenen insan çok var. Çok güzel. Burada
öğrendiklerimi burada, yani yaptıklarımı, bir de burada YouTube'da anlattığım bir kitlem de var. Maneviyat olarak çok besleniyorum aslında YouTube'da. Yani çünkü normalde ben hep şunu söylerim. Ben mesela işte eskiden Beymen çektiğimde aslında iki kişiye falan çekiyordum fotoğrafı. Evet, o yani, çok garip işte. Yani bir genel müdüre, bir de orada Cem Boyner'a çekiyordum. Yani ya acaba çektiğim fotoğraf karşılığında bir kıymet gördü mü, satışa döndü, bunları hiçbir zaman bilmiyorum. Bunları ölçmek de çok zor. Ama evet, en azından şimdi ürettiğim bir işi, abi eline sağlık, çok güzel olmuş. Abi ya ben, güzel ama ben bilemedim falan. Yani bir etkileşim var. Evet. Şimdi senin aslında bir yerde sordum, istemeyerek geçiştirdim. Hani niye YouTube, yani niye bunları yapıyorum? Aslında birazcık da şundan yapıyorum. Ben güzel sanatlar okudum ve bizde hep şu vardı, stüdyoda çalışmak. Yani biz stüdyoda sabahlardık, yani 70 öğrenci beraber, biri orada müzik koyar. Barlar sokağı gibi falan oluyordu. Orada başka müzik çalıyor, burada proje çiziyoruz sürekli. Arada, ortamı seviyorsun değil mi? Evet, canın sıkılırdı, aydın geri buruştururdun, koli bandıyla sarardın, futbol maçına dönerdik falan filan. Bizim bu yaratıcı mesleklerde şey çok önemli, karşılıklı etkileşim ve güncel çok kalabilmek. O doyumu yaşıyorsun değil mi? Şu an o doyumu yaşıyorum. Ben de öyle. Ve bu doyum sayesinde de, YouTube sayesinde ben ofisteki bütün ekibi değiştirdim. Ve şu an benim ofisimde çalışanlar benim aslında YouTube videolarımı izleyip bir şekilde benim ürettiklerimi sevmiş ve bu sevdikleri neticesinde de benle Instagram'dan, Discord'dan, Twitch'ten, oradan buradan iletişime geçmiş arkadaşlarla çalışıyor. Ya mesela bir gün çok yoruldum Unreal'da tek başıma bir şeyler yapmaktan. Hemen bir tane Twitch yayını açtım. Arkadaşlar yardıma ihtiyacım var, Unreal bilen birine ihtiyacım var dedi. Bana dedim Instagram'dan mesaj atın dedim. Bak yayın bitmeden Instagram'dan bir mesaj geldi. Şu an Burak bizimle çalışıyor 2 aydır. Ankara'dan İstanbul'a taşındı. Batuhan Ankara'da yönetmenlik yapıyor. Klipler çekiyor, rap klipleri çekiyor. Baktım müthiş fotoğraflar çekiyor. Onun da başka bir problemi olmuş, bana danışıyor. Ben de aktifim bu platformlarda. Yani biliyorum. Sadece video atıp kenara çekilmiyorum, konuşuyorum arkadaşlarla. O İstanbul'da, Ankara'dan İstanbul'a geldi. Temsil etmeye başladım onu yönetmen olarak. 3-5 iş çektirdik. Şimdi benim ofisimde full time çalışıyor. Mimar Sinan Grafik'ten bir arkadaşı. Discord'dan buldum, onu aldım. Genç bir ekibim var. Karşılıklı gırgır şamata yapıyoruz, yeni şeyler öğreniyoruz. Birbirimize sen şuna bak, sen buna bak falan. Tamamen aynı heyecanı yaşıyorum abi ben de. Yani hem işin üretimiyle ilgili, yani burada oturup biriyle sohbet etmek, sonra üstüne yorumları okumak, onun üstüne hani ulan daha ilginç, daha interaction'la ne yapabiliriz demek falan, tamamen yalnızlığımı o kadar aldı ki YouTube. Yalnızlık dediğim yani paylaşım, evet, yalnızlığını. Çünkü eskiden evlerde boşluk konuşuyorduk falan, bilmem ne bir şey yapıyorduk. Şimdi pandemi falan iyice saçtı. Ama yaptığın bir şeyin böyle konuşuluyor, tartışılıyor, seninle de tartışmaya giriyor olmaları inanılmaz heyecanlandırıyor beni de. O anlamda itici faktör olarak, evet, görüyorum YouTube'u. Yani hem de mesela işte kayıt öncesinde şey konuşuyorduk ya, lanet olsun bu ses olayına diye. Evet abi. Ben YouTube izleyicilerim sayesinde düzgün ses yapmayı öğrendim. Ya ama senin şöyle bir avantajın var. Bak biz mesela girdik, hiç kesmedik başından beri. Ve yani ben mesela biri oradan söz kötü falan bir şeyler deyince abi bırak ya, duyuluyorsa bırak oluyorum. Çünkü sohbet benim için daha önemli. Kesinlikle. Ama sen de hani bir kesme, yanlışsa dur oraya, çok kesmeli bir şey yapıyorsun. Yani benim burayı toparlamam mesela çok zor. Gerçekten bir sesçiyle gelip çalışması lazım falan. Burada da o ciddiyeti istemiyorum. Aslında o zaman niye bunu yapıyoruz yani? Bakma ses kötü. Ya benim kesme yapmamın sebebi arada es verdiğim için değil. Sadece şeyden kesiyorum ben. Ya senin dilin o. Anlatım dilin de o. Anlatım yani. Dilim değil. Çok yavaş anlatıyorum ben. Ben kendimi dinlerken bazen sıkılıyorum. Dinamik katmak için aslında tamamen ondan. Yoksa ses... Ama yok, ters çeviriyorsun görüntüyü. Ha, evet. Hani bayağı bir anlatı var orada. Bizde yok ki. Biz çiğ bir şey koyuyoruz yani. Ama bunu da yapamazsın zaten ya. Şimdi karşılık. Ben orada tek başıma... Tamam, başka şeyler yapmak istiyoruz. Evet. Peki bir döngüye bağlanıp kapatacağım. İlk sorduğum sorunun giremediğim bir kısmı olmuştu. Çok yoruldum işler öğrenmekten dedim. Evet.
kendimle de ilgili bunu tam anlayamadığım bir dönemdeyim. Öğrenme hızım artıyor mu, yavaşlıyor mu ya? Öğrenme hızım artıyor. Çünkü yeni bir şey öğrenince, atıyorum Unreal öğreniyorsun. Unreal öğrendikten sonra zaten şey diyorsun, öğrenemeyeceğim hiçbir şey yok diyorsun. Sonra işte bunun içine karakter, dedim ya, dijital avatar giriyor. Şeyi bugün ofiste şöyle örnek vereyim. Ofiste şunu dedim. Ya biliyordum zaten. Hani mesela bir Marvel filmi izledikten sonra 4500 tane isim akıyor ya. Evet. İşte şeyi görüyorsun. Neden 4500 kişiye ihtiyaç olduğunu. Biri conceptual modeling yapıyor. Daha doğrusu önce biri karakteri çiziyor. Evet. Sonra biri onun conceptual çizimini yapıyor. Şeyini, 3D'sini yapıyor. Sonra biri alıyor onu, anime edilebilir hale getiriyor. Bu biri dediğimiz herkes de muhtemelen 5 kişi falan. Tabii tabii ayrıca. Evet. Çünkü bir tane karakter yok. 150 tane karakter. Sonra biri onun kıyafetlerini tasarlıyor. Konsept olarak. Kostüm tasarımı yapıyor. Sonra biri onu 3D'ye geçiriyor. Biri o 3D'yi yine anime edilebilir hale getiriyor. Biri bütün bunları birleştiriyor. Biri bunlara... Bizde şey bekliyor yani, bir tane gözlüklü adam her şeyi yapsın. Bu yapamıyor mu abi postu? Evet. Yani postu dediğin ne demek abi? Yani? Ya o kadar çok dal var ki ve evet, o kadar emek isteyen bir şey ki bu. Şimdi ben... Kişisel olarak o eğrinin neresindesin yani? Gittikçe daha mı hızlı öğreniyorsun? Benim yavaşlıyor gibi hissediyorum. Ben hızlı öğreniyorum. Çünkü artık şey, aşinalık başlıyor. Yeni bir program geldiğinde... Felsefesi aynı oluyor genelde programları. Yani mesela bir DaVinci kullandıktan sonra nod bazlı color correction'ı öğrendikten evet, sonra evet, benzer Scratch'i şeylerde de... evet. Yeni bir şey geçtin ya, diyelim. Mesela... İspanyolca öğrenmek istiyorsun. Yani sıfırdan bir şey öğrenme hızım benim gittikçe azalıyor yani. Duolingo'dan bakıyordum eskiden, Almanca öğreneyim falan. Orada takıldım. Ama dil... Hemen öğrenebiliyordum. Abi iyi konuşuyorum. Şimdi gitti her şey gibi. Ama dil başka bir şey. Abi şimdi ne bileyim, orada... Yine herhangi bir şey. Golf oynamak da buna dahil yani. Ama programlar genelde aynı yani bir evet, timeline yani sekans... Yok, program bazlı, o yüzden sormadım. Senin hayatta nerede olduğunu merak ettim. Vallahi ben yani ben çok heyecanlıyım. Bizim Ozan mesela her şeyi öğrendi abi, adam durup dururken yani kurgu, color bilmem ne. Normalde biz yapım şirketinde ortağız, ben yapayım falan deyip böyle bir anda kurgu... Bence falan. Güzel motivasyon, ben de o ben kafadayım. De yok, yani ben hatta şey olurum, lan bugün hiçbir şey öğrenmedim ya dur. Oturayım bir yeni bir şey öğreneyim. Hala mı? Öyleyim evet. Ben bilgi olarak evet. Hani yeni bir yere gireyim. Japon mutfağına biraz bakayım ne oluyor falan. Ama yapmakla ilgili değil. Galiba biraz daha teorik kısımlar beni daha çok heyecanlandırıyor son zamanlarda. Ben bir de böyle şey, İsviçre çakısı olup her şeyi... Moda fotoğrafçılığı demin anlattım ya. Sen aslında... Yani benim birçok gömleğim var moda fotoğrafçısı olarak. Şimdi bu endüstride... Ben aslında filmle başladım bu sırada. Filmle başladım, sonra fotoğrafa geçtim. Çünkü şeyi gördüm, ben bu 60 kişi, kalifiye 60 kişi bulamayacağım için en azından tek başıma kalifiye olup sonucu daha kaliteli bir iş üretebileceğim bir dal nedir diye moda fotoğrafçısı oldum. Ne kadar analitik bir düşünce bu ya. Ya biraz tabii hayatta tabii yolda seni... bulmuşsundur da yine tabii, de bunu bir şekilde matematik hale getirebilmişsin yani. Bu yüzden seçtim. Evet ya, oraya yöneldim. Yani seçtim derken tabii evet, hayat bir şekilde oraya gitti. Denk geldi. Ondan sonra baktım burada daha iyiyim falan. Oralara geçtim. Heyecanlıyım yani şu an. Güzel özetledin. Evet şu an heyecanlıyım çünkü çok güzel bir dönem geliyor gibi geliyor. Bana da. İyi bir yerdeyim gibi geliyor. Yapmak istediğim şeyleri daha kolay yapabileceğime inanıyorum. Çünkü sosyal medyanın kuvvetlenmesi gerçeğiyle müşteriler de panik bir şekilde yeni bir şeyler yapmak istiyor. Ben zaten hep yeni bir şeyler yapmak istiyordum. O bağlamda müşterilerle bir paralellik oluştu. Ve açıkçası hani yoruldum ve sıkıldım derken bir anda abi baktım şu an daha çok kapı açılmış gibi hissediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet keyifliydi, oldu. Keyifliydi evet. Deli gibi aktı gitti. Bir saati geçtik zaten. Bir saat sınırımız mı var bizim? Niye böyle bir saatte kesiyoruz? Psikolojik işte. Ona inandık biz. Bir saati geçmeyelim falan. Ki önce bir 30 dakika. Mesela benim Twitch'te de öyle. Ben de 54 dakika oldu. Son 5 dakika soruları evet, alayım falan böyle. Sanki ondan sonra vergi ödemeye evet, başlıyoruz gibi bir ciddiyetle kesiyorum ben. Görüşürüz. Bir saat oldu. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bitti değil mi? Bitti.